üzerinde altınların birbirine vurma sesiyle uyanıyorum. Harika oluyor. Hizmetli, yarın da beni elmas alarmımla uyandır. Elmasları birbirine çarp, ben öyle uyanacağım. Tabii tamam efendim, mı? Tamam. Bugün çok güzel uyudum. Çünkü paraları üstüme koydum. Onlar da beni sıcacık tutmuş. Neyse, okul için hazırlanmam lazım. Bir dakika ya, bu yara çok yüksek. Aferin. Ey, ey kızım, ey. Üstüne basarak geçeceğim. Buyurun, buyurun. Şöyle geçeyim. Ha? Tamamdır. Şimdi okul için hazırlanabilirim. Hizmetli, benimle gel. Banyoya gidiyoruz. Hizmetçim, banyoya geldik. Evet. Şimdi ilk olarak ne yapacağız hayatım biliyor musun? Seninle parfüm seçeceğiz. Vanilyalı mı sıksam yoksa amberli mi sıksam? Ay, vanilyadan sıkıldım. Şimdi al hemen şu amberliyi bana sık. Donat kızım, beni donat. Erkeklere güzel kokmak istiyorum. Oh, biraz daha saçlarıma saçlarıma. Hah, tamamdır, yeterli. Şimdi sıradaki işimize geliyoruz. Ya yüzümde bir renk arıyorum. Ne yapsak ne yapsak? Buldum. Hemen ruj getir bana. Seçeneklerimi göster kızım. Hangisi? Heh, ortadakini istiyorum. Tabii. Hemen ortadakini sür. Birazcık renk katsın ya. Sür bakalım. Açıyorum ağzıma. Ay, bu renk de bana çok yakışıyor ya. Resmen ikon oldum. Tamamdır. Şimdi saçlarımı yapmam lazım. Hı-hı. Ne yapsak ne yapsak, ne öneriyorsun? Bence düz size çok yakışıyor. İyi, düz mü? Fakirler bu yüzden asla anlamaz. O yüzden ben maşa istiyorum. Saçlarımı hemen dalgalı yapar mısın? Tabii ki efendim. Saçlarım bitince de okula gideceğiz. Günaydın herkese. Allah'tan yorganım var ya. Canım yorganım. Beni soğuktan koruduğun için sana çok teşekkür ederim. Bugün tüm rüzgarlardan korudun beni. Allah'tan iyi ki sen varsın. Neyse, okula gitme vakti. O yüzden hemen dolabımdan en güzel kıyafetlerimi alayım. Ay, kıyafetime bak, çok güzel valla. Allah'tan bunun gibi yırtık değil. Neyse, şu kıyafetimi hemencik giyeyim de şöyle güzel olayım, birazcık yakışıklı olayım da kızlara güzel gözükeyim. Ay, 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 ay. Çok güzel valla. Neyse, şimdi de ayakkabılarımı giyeyim. Aa, ayakkabım yırtılmış ya. Ne yapacağım ben? Aa, bir saniye. Ayakkabım yırtıldıysa yırtılsın. Bana ne ya? Benim bandım var. Bant da böyle bantlarsam ayakkabımı, eskisinden de daha sağlam olur. Ve baksana, çok sağlam oldu. Şimdi bantı şöyle bir yırtayım. Heh, ne güzel oldu valla. Tamamdır. Ayakkabımı da giydim. Artık okula gidebilirim. Ama bir saniye. Okula gitmeden önce okul çantamı alayım. Şöyle koluma takayım. Heh, ne güzel oldu valla. Tamamdır. Okula gidebilirim artık. Düt dürü düt dürü dürü düt düt düt. Arkadaşlar herkes sessiz olsun. Şu an Sıla Hanım'ın helikopteri iniş yaptı. Birazdan burada olacaktır. Selam fakirler. Ben geldim. Dünyanın en zengin insanı. Hoş bana geldiniz. Bana hoş geldiniz diyeceğine çaldayı sırtımdan alacaksın ya. Gerçekten ben niye para veriyorum bunlara? Neyse arkadaşlar, kusura bakmayın. Birazcık geç kaldım. Çünkü yukarıda kuş trafiği vardı. Kuşlardan bir türlü helikopterim geçemedi. Neyse, Allah'tan pilotumuz çok zeki. Hemencik geldik. 3 dakikada. Şimdi yerime geçebiliriz, tamam mı? Tamam. Lütfen ben ne dersem anında yapmaya çalış. Örneğin benim sıram niye boş? Niye boş? Bunu önceden hazırlaman gerekiyor ya. Sinirlerimi bozuyor benim, Allah'ım ya Rabbim ya. Çok özür dilerim efendim. Bak, ben plastiğe oturamam, tamam mı? Tamam. Benim popişim kıymetli. O yüzden yastık koymak zorundasın hayatım. Çantamı ver. Çantamı ver. Buyurun, ben burada boş boş mu oturacağım ya? Ay, gerçekten babama söyleyeceğim, senin maaşından 1000 dolar eksiltiyor. Evet. Şimdi derse başlayabiliriz. Hoca, hadi derse başla. Durun öğretmenim. Derse başlamayın. Çok özür dilerim geç kaldığım için ama dolmuş beni almadı. Bedava binemezsin dedi. Ben de okula koşarak geldim. Hey hey, ne yapıyorsun sen? Buraya mı oturmaya çalışıyorsun? Burası benim motorumun yeri, oturamazsın. Hayır saçmalama. Burası benim sıram, tamam mı? Al motorunu şuraya. Ay, koş. Ne yapıyorsun? O motor 300 euro. Kendini satsan ödeyemezsin ya. Ya kızım, ezikleme beni, tamam mı? Benim param yok. Neyse. Öğretmenim hemen kitaplığımı, defterimi çıkaracağım. Ondan sonra da derse başlayabiliriz, tamam mı? Öğretmenim, silgim neredeydi benim ya? Ha, işte buradaymış silgim benim, güzel silgim. Kalemim de buradaymış. Neyse ya, daha bitmesine çok var. Daha yazabilirim bunları. Ha, tamam öğretmenim, şimdi derse başlayabilirsiniz. Aa, benim kağıdım nerede ya? Of ya, çantam yırtık olduğu için çantamdan düşmüş galiba. Neyse, yapacak bir şey yok. Artık arkadaşımdan kağıt isterim. Ay, bu ne ya? Neyse, şeysem acaba bana bir tane kağıt verir misin? Ne diyorsun be sen? Benim kağıtlarım kaç para? Senin haberin var mı? Senin paran yeter mi ya? Senin gibi ucuz birine ve kokan birine asla kağıt falan veremem, tamam mı? Git sıraya yaz. Nereye yazıyorsan yaz. Kızım yerle beni, yerle. Neyse, o zaman aklıma yazayım. Neyse, öğretmenim hadi derse başlayayım. Ben aklıma yazacağım her şeyi. Çocuklar, bugün ders işemeyeceğiz. Bugün başkanlık seçimleri yapacağız. Kim başkan adayı olmak ister? Ben, öğretmenim, ben aday olmak istiyorum. Ben de aday olmak istiyorum öğretmenim. Beni de yazın lütfen. Ya sen kimsin de aday olacaksın?
gelir, tamam mı? Ölmeyeyim, siz beni de yazın. Ayrıyeten adam ol, tamam mı? Senin kafanı kırıp şu ayağını indir. Hey! Biraz sessiz ol bakayım, efendimi sinirlendirme. Bana bak bana, seni var ya mahvederim, tamam mı? Seni paramla satın alırım. Öğretmenim tamam, ikimiz de adayız. Bakalım sınıf kimi seçecek? Tamamdır, ikiniz de adaysınız. İkiniz de aday olduğuna göre Mert şimdi tahtaya kalkıp vaadini anlatabilirsin. Aa, ilk ben çıkacağım. Gördün mü, öğretmen beni seçti. İlk ben çıkacağım için de ben başkanım olacağım. Hayır, öyle bir şey yok. Öğretmen neden seni ilk seçti biliyor musun? Çünkü az solistler her zaman son çıkar, tamam mı? Dur dur, sana iyi şanslar dileyim. Aa, ne yapıyorsun? Yüzüme tükürdün. Var ya şimdi sen Betin abi. Yardımcı. Bir sıkıntı mı var? Yok, bir sıkıntı yok. Ben de tam tahtaya çıkıyordum. İyi hadi çık da bakalım. Vaatlerini söyle. Neymiş vaatlerin? Arkadaşlar yuhlamayın. Yuhlamayın ama yuhlamayın ya. Böyle bir şey yok. Adil yarışın ya. Neyse arkadaşlar, ben başkan olsam size ne vereceğim biliyor musunuz? 5 taş vereceğim. Böylece ne yapacaksınız? Akşam 5 taşı çok rahat oynayabileceksiniz. Sokakta taş aramanıza gerek kalmayacak. Ayrıyeten daha güzel bir sınıf ortamı koyacağım ve kuralları herkese uyduracağım. Lütfen oylarınızı bana verin. Tamam Mert, ağzına sağlık. Şimdi Sıla gelebilir. Tamam öğretmenim. Ya bana bak bana, sen laftan anlamıyor musun? Öğretmen sıra Sıla'da dedi. Sen ne işin var burada? Gitsene ya kendi yerine. Gidiyorum. Neyse sana iyi şans ver. Dur dur, sana bir şey yapmak istiyorum gitmeden. Hop! Yapıyorsun ya. Yeter artık abi, bu kadar. Vallahi bastım. Yardımcıyı çağırırım, kes çeneni. Tamam özür dilerim. Hadi defol. Şimdi arkadaşlar, öncelikle beni başkan seçerseniz okulumuza kocaman olimpik bir yüzme havuzu yaptıracağım. Yardımcı hemen buraya gel. Ve yapacaklarım sadece buna sınırlı kalmayacak. Her birinize toplam 400 euro vereceğim. Yanlarında hepinize iPhone 14 Pro hediye edeceğim. Yine mi bununla yetecek sandınız? Hayır, imkansız. Sıla başkan oluyor ya. En fazlasından, her şeyin en fazlasından vereceğim size. Cipsler, çikolatalar, sakızlar, krekerler, hepsini size vereceğim. O yüzden size önerim başkan olarak beni seçmeniz. Oha, 400 euro mu verecek? Yani bir asgari ücret verecek. Ben ondan 5 ay geçiririm valla. Ay, bir daha iPhone verecek. Ay, zengin olurum. Öğretmenim benim oyum Sıla'ya. Ben adaylıktan çekiliyorum. Ay, siz olsun da iPhone alayım ve sonra rahat rahat geçineyim. Benim oyum Sıla'ya, öğretmenim adaylıktan çekildiğimi söylemiş miydi? Aa, Mert başkanlıktan çekildiğine göre artık yeni sınıf başkanı mı Sıla? Hayırlı olsun Sıla. Aa, sonunda başkan oldum. Oley be yaşasın. Sınıfın yeni başkanı benim. Arkadaşlar, bu tarz videoları sevdiyseniz like atın ki biz de bu tarz videolardan çok daha fazla çekelim. Şimdi biz gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bana bak, görüşürüz arkadaşlara. Görüşürüz.